Yine daha bugün gördük. Bakalım tekrar böyle bir şey yakalama imkanı olacak mı Royal Youth'un? Supermassive tarafında bir Senna göründü. Senna gelirse Yumi'nin gelmeyeceğini söyleyebiliriz. Evet. Hiçbir uyum Evet, yok daha tank çünkü. bir şey. Ki Holly ile oynadıklarını görüyorduk Japone'nin. Holly Phoenix yine alıyordu Senna'yı ve Japone de tank bir şampiyonla onu destekleyip Evet. minyonları alıp Senna'nın ruh kastığı bir formda Ya oynuyorlardı. Yine öyle bir stratejiye gidebilirler. en çok oynanılan Senna ile Tahm Kench ve Taric gibi duruyor şu an globalde. Hem hızlı bir şekilde güçlenebildikleri için hem de Senna'yı koruyabildikleri için aslında bu iki şampiyon. Senna kötü pozisyonda bırakabiliyor kendini çünkü ruh toplamaya çalışırken, ekstra rakibe hasar vermeye çalışırken. Tahm Kench ve Taric de daha çok oynandığını görüyoruz. Bakalım bunlardan bir tanesi gelecek mi sup tarafından? Royal'den Karthus geldi, bu riskli bir seçim oldu bence. Alt level'da eğer Sejuani objektif tarafından bir fight ararsa, yani Supermassive tarafı bir fight ararsa, o fight'ı rahatlıkla kazanabilir Karthus'a karşı early game'de. Ya şöyle bir avantajı var ama tabii oraya gelene kadar da Karthus alınmamasının sebeplerinden bir tanesi yırtıcı ormancılar biraz metaya girmişti. İşte Rek'Sai'yi, Olaf gibi şampiyonlar çok fazla darlayabiliyor Karthus'u kendi ormanında. Burada Sejuani'den bir baskı görmeyecek. En azından öyle kurtulabilir ama 6. seviyede objektif etrafında savaşlarda ya Karthus'un etkisi tabii ki de olacaktır ultisi sayesinde ama pozisyon dışında kalma riski çok fazla dediğin gibi. Diğer taraftan da Cassiopeia geldiğini gördük. Tahm Kench'e gitti Japone'de. Yani Evet, Japone Japone'nin sevdiği bir şampiyon zaten ve iyi ve oynadığı bir şampiyon. yani oynadığı durumlardan dolayı çok fazla da başvurduğu bir şampiyon. Çünkü genel olarak bahsetmiştim. Alt koridor odaklı bir oyun oynamak zorunda kalıyordu oynadığı takımlarda. Fenerbahçe'den ayrıldığı dönemden sonra en iyi koruyabilecek destek takım arkadaşının, nişancısını Tahm Kench olduğu için sürekli Tahm Kench oynadığını görüyorduk bir ara. Senna da Irelia. bu tarz kurtarılmaya ihtiyaç duyan Evet. şampiyonlardan biri. Çünkü üzerine çöktüğünüz zaman Bir Senna'nın şey kendi kendine yapamıyor. kolay kolay kaçabilen bir şampiyon değil. Tam genç onu ham yapıp uzaklara götürebiliyor güvenli yerlere. Yumi'yi Son bırakmak yasaklamada istemediler. evet. Yumi, Pyke gitti. Yumi bu ikiliye karşı çok rahat oynayacaktı. Onun için ortadan kaldırmak gayet mantıklı. Dün iyi bir performans sergilemiş olmasa bile sıkıntı 3-2-1. Onu ortadan kaldırmak istediler. Şimdi bakıyorum şöyle. Üst koridor tercihi yapıp orta koridorunu bir tık daha saklayabilirler. Ki Fiora geldi. yani Aatrox'a karşı Bir numaralı kontra belki de ya. Irelia ile birlikte evet. Irelia'nın yasaklandığını gördük zaten. Camille oyunun ilerleyen safhası için iyi bir kontra şeye Aatrox'a. Ama oyunun neredeyse her aşamasında Fiora üstün geliyor. Ve Erken safhada Bart. birazcık yardım alması gerekiyor. Sejuani tarafından. Yoksa sıkıntı çekebilir. Gerçi O Karthus'un gideceğini de pek zannetmiyorum ama. ya orada biraz kullandığı yetenekli. Bu arada şöyle çok esnek bir tercih Royal'ın yaptığı. Hala Cassiopeia'yı alta gönderip üst koridora Tristana'yı yollayıp Aatrox'u ortaya çekme gibi ihtimalleri var. Bunu es geçmeyelim. Bu gelen Tristana da esnek bir tercih. O yüzden Fiora'nın karşısından Aatrox'u kaçırmak için bu tarz bir hamle yapıyor olabilirler. Çünkü iki tekli koridorunu bu kadar erken göstermiş olmak pek hayır alamet olmuyor genelde. Ve Vel'Koz Bolu'nun benim geçtiğimiz mevsim en beğendiğim şampiyonu. Takım savaşlarını inanılmaz yönetiyordu Vel'Koz'la birlikte. Evet, takım savaşları şu an Supermassive adına çok iyi oldu diyebiliriz. Sejuani, Belkoz, Senna'nın slow'u, damage'i vesaire. Sıkıntı şurada. Biraz hasar konusunda eksik kalabilirlermiş gibi. Ya Fiora çünkü ayrı kittirmede olacak genelde. Düzenli bir hasarları olmayacak ama en azından ufak tefek de olsa savaştan kaçma yetenekleri var. Sejuani ultisini fırlatıp kaçma Kasya gibi. bot herhalde. Burada Dediğim gibi son anda olacak bir muhtemelen. takas geldi orada ve orta koridora Tristana'yı gönderiyor gibi Şu görünüyor Aatrox'u da Royal Youth değiştirseler daha iyi olabilirdi ama değiştirmeyecekler. Supermassive ekibinde Sejuani takımı dondurmayı başardığı zaman Vel'Koz'dan gelecek olan hasar güzel ama bence Madness'ın da dediği gibi düzenli hasar konusunda Royal Youth'un takımı daha iyi görünüyor Evet. kesinlikle. Bu arada Bolulu hatta ya mevsim boyunca ilk defa Vel'Koz oynandığını göreceğiz şu an. 3 defa yasaklanmıştı daha önce ama seçilme şansı bulunmamıştı. Kompozisyonlar tamamlandı. Koçlar birbirine şans dilediler ve biz de son maç için sözü sunucularımıza bırakıyoruz. Evet, analiz masasına teşekkür ediyoruz ve böylece haftanın son mücadelesine de geldik. Bir tarafta Royal Youth, diğer tarafta Papara Supermassive. Seçme yasaklamaları gördün Johnny. Tristana'nın da alt koridorda oynamadığını göreceğiz. Neler düşünüyorsun?
bayağı bir süredir görmüyorduk aslında. Şimdi yukarı koridorla ilgili analiz masasına evet belli bir noktaya katılıyorum ama Reddit'in, Twitch'in, hatta Alice'in streaminin en böyle pis köşelerine gidip belli noktalarda Aatrox'un iyi oynandığında Fiora'ya karşı üstünlük kurulabildiğine dair bir efsane iddialar var. Hakikaten en üst düzeyde oynandığında bu arada belli avantajları var. Ve ama işte o noktada hani Fab'la Armut arasında zaten devam eden bir rekabet hem vadide hem sosyal medyada. Fab dün fena da bir performans göstermedi Aatrox'da. Yani takımında ayakta kalan tek isim gibi gözüküyordu maçın sonuna kadar. Doğru bu arada. O yüzden yukarısı apayrı bir eşleşme olacak. Onun haricinde. Aşağı tarafta Bard'la bir cezalandırma yöntemini ekler. Hatta Bard artı yani kasıyor. Eğer Tahm Kench'i yakalarsa Tahm Kench'in oradan çıkması çok zor olacak. Ya zehir artı zaten Tahm Kench ne kadar büyük bir hasar potansiyeli olduğunu biliyoruz erken aşamalarda. Zaten o da minyonlar harekete geçti. Heptaş mı? Yo değil. Ne oldu sen şu an neye takıldın? Yok tamam hayır üzerindeki rüne bakıyorum da. Heptaş'mış. Heptaş değil mi? Ama yanda şu an sihirli yıldız gibi gözüküyor üzerinde ama kara hasat var. Kara hasat var. Bu ne? Aa, görsel bir problemmiş. Beni mi trollüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Sıkıntı 3-2 bir zaten ismin sakat. İsimden dolayı yaşanan bir hakikaten sıkıntı. Hakikaten sıkıntı 3-2 bir ya adam. Bu arada Japone ışınlanarak koridora indi yukarıya yardım ettikten sonra. Storm karşı ormandan başladı mücadeleye. Geçtiğimiz maç Mojito'nun da oradan başladığını görmüştük. Bakalım şimdi Storm nasıl bir orman rotası izleyecek. Özellikle Sevinay'dan mavi güçlendirmeyi çalmak çok çok büyük bir avantaj. Çünkü Karthus oynuyor ve Karthus'un erken safhalarda mana problemi çektiğini biliyoruz. Karthus yukarıya gidiyor, mavi güçlendirmesini kaybetti. Storm diğer mavi güçlendirmeyi almaya gidecek ve geçmiş olsun Sevinay. Bir de yani Sevinay şimdi Karthus'a maviyi kaybetti. Şimdi bunu nasıl telafi edecek? Yani rakibin mavisine gitmesi demez ihtimal ki dahilinde değil. Aynen. Kırmızıya ne kadar gidebilir? Yukarı tarafta ne kadar önceliği alacaklar? O da soru işareti. Şu an bu arada Remy oraya gidiyor. Totem bırakacak galiba. Evet. Totem bıraktı. Karthus bir çılgınlık yapıp karşı kırmızıya geçecek mi? Bakalım. Geride kalmaması için onun adına iyi olur. Bu arada... Yok. O direkt... Kendi ipini çekmiş olur oraya giderse. Aynen, gitmeyecek. 3 güçlendirme. Geri dönmek zorunda kaldı Sevinay. Japone de yani ışınlığını o kadar verimli kullanmış oldu ki aslında dolaylı yoldan. Oo bu arada Armut Fabulous'a bir selam verdi. Ama zayıf noktası güzel bir yerde çıktı. Fab şu an duvarları kullanarak o zayıf noktayı savunabilir. En azından bu aşamada. Ya bu arada Fiora'nın bu kostümünü seviyorum çünkü zayıf noktaları görmek iyice kolaylaşıyor. Evet bazı kostümler yani sadece Fiora değil de diğer şampiyonlar için de geçerli. Aynen. Belli yetenekler hiç okunamıyor bile. Aynen yani burada iki tarafta çok daha rahat görebiliyor zayıf noktayı. Herkes için avantaj. Storm bu arada yukarıya uğradı. Fabulous'a bir selam vermeyi düşünüyorlar. Eski takım arkadaşı ve onun yerine gelen isim Armut burada. İlk kan için Fabulous'a bir ziyarette bulundular. Son vuruş Storm'dan Storm sıçrayı attı. Vuruşta. Son vuruş aldı. Yetti. Yetti burada karşılıklı skorlar. İlk kan Storm'a ama gitti ama Storm çok kalınca diğer skorda Fabulous'a gitti. Çok da fazla bir şey kaybetmeyecek. Evet ve aynı zamanda Jelal'ın çağrısı aldı direkt olarak. Yani Fabulous buradan zararlı mı çıktı, karlı mı çıktı bilemiyorum ama sanki çok da zararlı çıkmadı. Çok zararlı çıkmadı. Bir de koridoru da o minyon trolü de hafiften ama koridoru da güzel bir noktada tutma şansı vardı. Şimdi Armut da geri dönecek. Bu arada hemen rejimizden gelen bir istatistiği de paylaşmak istiyorum. Storm Age kariyerinin 60. ilk kanını aldı. Ormancı gibi ormancı yani. Gerçekten çok çok yüksek bir sayı. Turkish Yankos. Aynen öyle. Yani hani ilk kana asist yapmaktan bahsetmiyoruz. Direkt olarak almaktan bahsediyoruz. O da ayrı bir nokta. Diğer tarafta Fabulous. Bu neydi? En üst yani, düzeyde Aatrox diyorduk. Nasıl oldu? Koridorun en üst kısmında Aatrox olması lazım. Enteresan. O pozisyon başlangıcını görmek isterim. Ben de gerçekten görmek istiyorum. O noktada nasıl yakalandı o pozisyonda acaba Fabulous?
Armut ışınlığını atarak gelmiş zaten, onu görebiliyoruz. Diğer tarafta takaslar devam ediyor ve Jairus da sıkıntı yaşamaya devam ediyor burada. Bakalım ne olmuş burada? Kule altında sersemlersen. Armut. Pap. Bu sosyal medya için güzel bir malzeme olacak Armut'a. Bence bunu bir ekran görüntüsünü alıp bayağı kullanabilir. Yani az önce kule sayesinde skoru almıştı Pap. Şimdi de kule sayesinde skoru verdi. Ama yapmazsın onu da. Onu da evet, yapmaz. Gerçekten büyük hata. Hop kaçtı. Aslında Fab için çok iyi bir senaryoydu başlangıç senaryosu. Yani 2'ye 1'de bir skor alması, çok fazla minyon kaybeden geri dönmesi. Ama şimdi işler çok değişti tabii bir anda. Orada bir seviye farkı oluştu. Bir de... Oo, bir kere daha geliyorlar mı? Kurtusu yok. Oo, bu arada diğer taraftan da sıkıntıyla Sevinay'ın geliyor. O zaman sıkıntı büyük burada, bakalım neler olacak. Bekliyorlar. Geri çıkabilecek mi? Şimdi yırtıcısı kullandı sıkıntı. Hemen sıkıntının üzerine odaklandı Stone bu arada. İki kişilik bir sersemletme bu noktada sıkıntılan. Arkadan ulti geliyor bu arada Bollu'dan. Sıkıntı buradan çıkmayı başarmış gibi görünüyor. Sevinay'ın manası yok. Kule altına kaçmaya çalışıyor. Son bir hasar gerekiyor. O hasar gelecek mi? Geldi Bollu'dan. Bolulu burada plazma ayrışmasıyla skoru almayı başarıyor. Bir de Kartus'u öyle güzel bir yerde öldürdü ki ultisi yok. Hasar verebilecek noktada değil. Diğer taraftan Zeitnot. Jairus neredeyse 1'e 2'de skoru alacak. Hala çok fazla skoru alma ihtimali vardı. Zeitnot son anda iyileştirdi kendini. Jairus burada zehirle Zeitnot'un hayatını sömürdü gerçekten. Ve Fabulous bir kere daha bu şimdi noktada takaslara devam ediyor. Fab'ın iyi zamanları çünkü daha Armut geri dönmedi. Cebinde bayağı bir parası var muhtemelen. Evet, ilk dönüşünde tırpan ve bir tane daha Doran kılıcı almış. Şimdi dönüşünde de yine rakibinin yaptığı reçeti kendisine verecek gibi bir... Acaba cellat da ondan görür müyüz? Yok, hayır, o direkt koridoru kontrol etme üzerine gitti. Remyo her ikisini de kaçırdı. Olur öyle yani, neler gördük biz az önceki maçta, Pap, kamyon falan kaçırdı, normal böyle şeyler. Yalnız yani yukarı taraftaki baskına güzel reaksiyon gösterdi Royal ama çok umdukları gibi gitmedi uygulamada. Evet. Burada da ilk ejdere başlayan taraf Papara Super Massive oldu ve herhangi bir cevap gelmeyecek bu ejdere. Rahat bir ilk ejder sub cephesinden. Madness demişti bunu zaten. Basit bir mantığı var. Yani. Kartus'un şu an bu noktalarda savaşması 6 seviyede değil. Aynen. Bir tık da geride. Mavi güçlendirmeyi de kaybettiği için çok daha aslında dezavantajlı başlamıştı mücadeleye. Ya bir tık da geride dediğim aslında şey, kamp bakımından hiç fena değil. Seviye ama olarak arkada, da önde bu arada. Ya tempo olarak birazcık sıkıntıda. Zaten Kartusların ilk 6 seviye baskın attığına, hatta herhangi bir seviyede pek baskın attığına şahit olmayız. Genellikle klavyedeki tek tuşla büyük işler başarabilen bir şampiyon. Doğru, orası öyle. Pap ultisini atmak zorunda kaldı. Çünkü Armut da kendi ultisini açıp bu noktada Pap'ın üzerine gidebilirdi. Zeitnot yine çok iyi takaslara giriyor. Ya bir de senaryo gittikçe kötüleşiyor tabii Kartus için. Kazanan koridorlar olmayınca yukarı taraf kaybetmeye başladı. Orta taraf geriye çekilmeye zorlandı, buldu. Aşağı taraf da sürekli ittiriliyor. Haritada söz sahibi olabileceği çok fazla bir yer yok. Şimdi mesela ormanı döndü. Kamplar bitti. Geriye alabileceği hiçbir şey yok ki. Koridorlarda da belli bir baskı olmadığı için ultisini atabilmesi için de ve kara hasat alabilmesi için de güzel bir senaryo yok. O yüzden Sevinal bir süre boyunca böyle boş dolaşıp sonra muhtemelen gagalarına gidecek yine. Stone bu arada ikinci görevini yaptı ve alameti aldı. Stone için her şey yolunda. Şu anda sadece kamplar konusunda geri düşmüş durumda ama baskınlardan sonuç çıkardı, dağ ejderini aldı, alameti aldı. Gayet iyi gidiyor her şey Stone için. Sevinay şimdi mavi güçlendirmeye sahip. Ormana daha hızlı dönecek. O avantajını artırmaya çalışacak. Ama henüz bir skora katkıda bulunamadığı için
kara hasat noktasında istediği yere gelmesi daha uzun sürecek. Bir de ya Sevin aynı sıkıntısını ultisini attığında rakibin... Ya birçok cevabı var Sevin derken. Sevin yakalandı bu arada. Storm geldi. Arkadan Zeitnot'tan ulti. Sevin Ayn hemen sıçrayı kullandı. Arkada sihirli yolculuk. Sevin Ayn bu yolculuğu almak istemedi ve mezara yolculuğu tercih etti. Çok zor ya. Yani Storm Edge kurt gibi adeta. Ya. Pozisyonu kokladı orada. Totemi almasına bile izin vermedi. O tecrübe puanına bile izin vermedi. Jairus bu arada Japone'yi yakaladı burada. Sıkıntı 3-2-1 ile birlikte olabildiğince hasar veriyorlar. Japone'nin de bu arada ilk mücadelesi papara sürülmesi formasıyla. Ve de yani o kadar güzel bir zamanda geldi ki yani bu Senna Tahm Kench kurduğunda bir sürü para. Zaten hani çok iyi oynadığı bir tercih. Aynen öyle bu arada. Storm'la Bolulu arkadan Jairus da sıkıntı 3-2-1'i kapattı. Burada sıkıntı büyük ve sıkıntının düştüğünü göreceğiz büyük ihtimalle. Zaytot'a bırakmaya çalıştılar. Bolulu aldı. Jairus'u indirmek istiyordu arka tarafta Bolulu ama Bolulu şimdi birazcık önde kaldı. Sıçrasını kullanmak zorunda kalıyor. Bolulu'nun üzerine giden bir Remy var. Remy hasar vermeye devam ediyor. Kulenin altında Bolulu oradan çıkmayı başardı. Diğer tarafta Fabulous Japone ile birebir yapıyor. Arkada yerine sabitlenen bir Seven Nine var. Ve Papara süpürmesi buradan aldığı skorla çıkıyor. Aldığı ışından da çıkıyor. Alacağı barikatlarla çıkacak aynen gibi. Aynen öyle. Ve yukarıdan da barikat alıyorlar. Alamet de açıldı şimdi. Fapfap yerine sabitlendi. Çok fazla hasar aldı. 200 canı var Fapfap'ın sadece. Play'i neredeyse almak üzereler. Remyo o da çok fazla hasar yedi. Orada da geri çıkmak zorunda kaldı. Şimdi minyonlar bitti ve geri çıkıyor Papara süpürmesi. Diğer tarafta Armut da çok rahat bir biçimde yukarıdan barikatları indirmeye devam ediyor. Hem yukarıda hem aşağıda sadece bir barikat kaldı. Royal şansını deneyecek gibi. Sıkıntı. Geldi şimdi. Japone'ye mi odaklanacak, Storm'a mı odaklanacak? Japone'nin hala sıçrası var. Sıçra. Şimdi Japone'nin gittiği yere Cosmic Bağ. Bu skor gelecek mi sonunda diye bakıyorum. Evet. Sevin Ayn'a gitti skor. Royal Youth'un tam da ihtiyacı olan şey. Sıkıntı 3 gibi. Çok iyi bekletti Cosmic Bağ'ını. Ve Japone'nin gittiği yerde onu bağlamayı başardı. Ama diğer tarafta Armut hem maçın hem de Papara Supermassive'in ilk kulesini almayı başardı. Armut çok çok büyük bir güç haline dönüştü. Çok erken güçlendi. Ve yani Fab'ın aşağı attığı ışınlandan sonra bedavadan minyon, barikat ve vahşi idra geldi şimdi. Ya onu durdurmak çok zor olacak. Diğer taraftan evet karşısına giden bir skor var ve çok ihtiyacı olduğu bir skordu. Orada Karasat tamlayı başardı. Ama işte ne kadar oyuna geri dönebilecekler? Aslında oyun derlerse hiç fena tercihleri yok. Yani burada inanılmaz bir oyun sonu potansiyeli var aslında Royal tarafının. Hani bakıyorsun Karthus, Tristana, yani Cassiopeia düşecek belki tek şampiyon Bard sıkıntı, biraz sıkıntı yaşadı orada. Çok da sihirli olmayan bir yolculuktu o. Hatta yolculuk bile olmadı. Yani yolculuğa, daha doğrusu sihirli yolculuğa girmeye çalışmadı gördüğüm kadarıyla. Denedi bence orada menzili. Yok bir şey, menzil denemiş olabilir ama eşya satın alıyordu hala. Bilmiyorum fark ettik mi? Ben gördüğüm kadarıyla orada altın bekledi biraz ve süre yetmedi. Sihirli yolculuğa atlamaya. Diğer taraftan ikinci ejder'e başlamış durumda. Hatta ikinci ejder'i bitirmiş durumda Papara Supermassive. Evet, totem parası beklemiş. Rejimizden bilgi geldi şimdi. Evet. Ama birazcık böyle öngörüde bir sıkıntı olmuş. Aynen, yani kesin aynen. Yeter bunun vakti demiş ama. Bu arada yani iki tane ölü adamın zırhı. Enteresan. Yani bir maçta bir tane görmeyi bekleyebiliyoruz bu dönemde ama iki tanesi birden. Özellikle Bard'ın son dönemde yaptığı eşya düzeni. Aslında bu 10. sezon çok garip, enteresan şeylerle başladı yani. Diğer sezonu düşünecek olursak hani Soraka sona yukarı koridorundan tut Bard'ı, işte efendime söyleyeyim para kasabilen Tarine, işte Tahm Kench'ine kadar çok enteresan şeyler var. Hatta orta koridorda şimdi Buzul'la beraber çok güzel sinerjisi var GLP'nin ama hani bunu Syndra'nın da Orianna'nın da yapabildiğini görüyoruz. Aynen. Çok farklı tercihler. O yüzden çok neşeli bence. Veigar'a özellikle çok iyi gidiyor. Evet. O Buzul. O onlar direkt kullanabilenler. Bir de aynen. Hani ondan verim alanlar var. İşte Orianna Buzul alması da alıyor. Ya da Syndra Buzul alması da alıyor o eşyayı. Erken güç patlaması için. Bu arada barikat farkına bakar mısın? 120 altına 1320 altın. Tam 1120 altın. Pardon, 1200 altın fark var. Matematiğim öldü bir an. Olsun. Olur öyle, bana da oluyor. Ve... Storm Edge'de kendi ormanında kırmızısına doğru gidecek birazdan. Altın farkı da
kaşla göz arasında 4500'e kadar yükseldi. Aynen öyle. Yani harita gittikçe daralacak Loyal tarafı için. Yukarı taraftaki kule düştü zaten. Aşağı tarafta da kule düşmüştü. Ortadaki kuleyi savunmak çok önemli. Görevlerden çok uzak kalmak istemiyorlar. Alev ve alev ruhu. Ya belki de en optimal çözüm değil. Ama yine de bu kadar önde olan bir takım için bayağı fark yaratabilir. O. Bu arada Boldo orta koridorda yakalanmış. Remyo hemen üzerine gidiyor. Orada tektonik bozucuyla beraber Remyo'nun pozisyonunu bozmayı başardı Boldo. Remyo şimdi arkada yakalandı. Zyklot hasarı geçecek mi? Zyklot sıçrayı attırdı orada Remyo'yu ama öteki tarafta Sevinay skoru geliyor. Armut burada Remyo'yu yakaladı. Sıçrayla beraber çıkacak. Diğer tarafa bakıyorum şimdi. Orada Storm sıçra atmak zorunda kaldı. Kendi kötü pozisyona soktu. Diğer tarafta Fabulous Storm'un çıkışını bekliyor. Fabulous ve Jairus burada Storm skorunu aldılar. Yalnız bir şey dikkatini çekti mi? O sihirli yolculuğa çıkan iki tane supremasif bir oyuncu, ikisi de sıçrasını attı, bir tanesi öldü. Evet. Çok da sihirli bir yolculuk değildi onlar için. Jairus, o da sıçrayı atmak zorunda kalıyor. Yine tektonik bozucu. Bollu tektonik bozucuları iyi kullanıyor şu anda. Tabi yeteneğin ismi karmaşık olabiliyor. E yeteneği Velkos'un, sersemleten yeteneği. Ulti de geçsem boş ver. Ulti attı, Q attı. Yalnız burada... Güzel yakalamış bu arada. Ama bağ... Bağ? Bağ olmamış. O bağ olmamış. Devam pozisyonda... Şimdi Armut'un gidişi... Tamam burada bir skor alacak. İyi güzel, hoş. Armut'un gidişi iyiydi. Tamam. Burada çok sıkıntı yok. Bunu aldı çıktı oradan, tamam. Ama sonradan hop sıçradı. O... Stomaged! Bak Armut'un gidişi okey. Çünkü Armut gittikten sonra geliyor burada Karthus ultisi. Ama bu dakikadan sonra... Stomaged. Ya bir de öyle bir yere geliyor ki, sol taraf kule, sağ taraf zehir. Ben nereye geldim diyor değil mi? Nereden düştüm ben buraya diye. Ve... Ya bu arada hep taş... Çok çok garip bir ürün ya. Yani... Bir kere ben de kullanmayı denedim ama böyle... Biraz şanslı olmayı gerektiriyor evet. Birkaç tane güçlendirme aldı, işte duruma göre daha optimal ürünlerin gelme ihtimali var da. Ya oyunun başında geliyor Karahasan. Yani barda gelse ne olur, gelmese ne olur. Ha böyle erken seviyede savaş çıksa falan iyi güzel, hoş da. Diğer taraftan başka bir yerde savaş var. Armut Fable oynadı biraz burada. Armut. Oo. Armut ölmeye geldim diyor resmen. Karşıya bir kullandı. Şimdi gelmiş. Öteki taraftan Zyklon ultisiyle beraber her şey tersine döndü. Fap fap. O noktada yemlendi Armut'a. Tamam işte. Ormancı gibi ormancı. Öbür tarafta kıyamet koptu. Alameti açıyor abi. Yine bak süpürmesi. Bir yerde tarafta savaş varken alamet falan. Bu bir kere felaketle sonuçlanmıştı ama. Aa güzel. Aa gerçekten iyi oyun. Bu noktada kader birliğini iyi kullandı sıkıntı 3-2-1. Alamet de vurmaya devam ediyor. Alamet düşmediği için bir sonraki kuleye vurma ihtimali var bu arada. Kule alındı, bakalım diğer kuleye kadar götürecek mi Papara süpürmesif yani. Şimdi Alamet o kuleye vurmadı ve canı full kaldığı için böyle bir avantajları var ve vurmayı başardı. Kimse de geçip arkadan bir tane vurayım demedi. Herkes böyle kafasına sıkıyor. Ya ama bu arada belki de kullanılan bu kader birliği Papara süpürmesinin avantajını oldu. Çünkü o kuleyi alıp bırakacaklardı belki de ama Alamet'in canı full kalınca diğerine kadar gönderdiler. Ya oradaki amaç arkasına geçip eritmekti canını ama çok da istenilen senaryo olmadı. Ya bir de Alamet ilk kafaya attığı zaman canı azalıyor ya. Evet. O ya olmadı işte. O gerçekleşmedi. İkinci kafaya attığında neredeyse ilk kadar hasar vuruyor. Ben bilmiyorum hani optimal çözüm ne olurdu ama. İşte burada Armut çok güzel yemliyor rakipleri aslında. Karşı hamle ve Zyklot'un ultisi aynı anda. De yani. İstediği alanda savaşmayı başarıyor. Canı yarımken iki kişiyle savaştıktan sonra full bir şekilde çıkıyor. Ya Senna etkisi diyebiliriz buna. Gerçekten çok çok uzaklardan doğru ulti atıldığı zaman takım savaşının seyrini değiştirebiliyor. Aynen öyle. Ben Senna'yı çok fazla sevmiyorum, yalan söylemeyeyim. Ama bu tarz pozisyonlar için de şahane bir seçim. Yani ben ilk çıktığından beri gerçekten çok 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 iyi bir silah olduğunu düşünüyorum Senna'nın. Ben nişancı olarak sevmiyorum bu arada, yanlış anlaşılma olmasın. Yo, ben nişancısını daha çok seviyorum. Yani çünkü ya bir şampiyon düşün. Geldiğinden beri türlü türlü nerf aldı. Zayıflatıldı, edildi ve yine bir yöntemle oynanabiliyor o rolde.
Orada Kaiser'dan mı bahsediyorsun? Yok, Ryze'dan. Ya da Akali'den artık hangisini ister. Akali oynanmıyor ama. Akali öldü şu an. Akali geri gelir bak, ben sana söyleyeyim. Şu Akali... an tabutunda dinleniyor Akali. Yok yok, şey, Broken Blade falan oynadı yani birkaç tane. Yok abi, gelecek de hani, şu an dinlenme sürecinde. Yani şöyle işte, çok yoruldu çünkü Kuluçka'da. Kuluçka'da. Bayağı yoruldu. Hermal %100 yasaklanma ve seçilme oranıyla biraz yorduk Akali'yi. Ama çok normal yani. Bir dönemin... Ya şu ana kadar League of Legends tarihindeki en kırık şey Kasadin, Kasabin dönemiydi. Evet. Akali de bu arada son dönemde gerçekten öyleydi. Akali öyleydi işte. Şu an belki Ornn ona birazcık. Ama Ornn daha işlevsel olarak öyle. Ornn şu an her şey ya. Tank, hasar, altın. Hayır ama Akali mesela tek başına, Kasabin yine tek başına alıp götürebilen bir şampiyon. Ornn'un takım arkadaşlarına ihtiyacı var. Evet. Sonuçta 4 tane şampiyonu ekstra eşyalar verebiliyor. Bu arada Storm yakalandı. Orada Cosmic Bağ. Biraz hasar aldı. Zeitnot hemen ufak bir destek arkadan. Ha, eritmesi kolay değil bu takımı tabii. Baron için yavaş yavaş görüş kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor Papara Supremacy. Ama önemli olan burada o Baron bölgesinde kontrolü sağlayıp Armut'a aradığı, istediği süreyi yaratmak. Bunu da dolayı yoldan yapmayı başarıyorlar. Orada yine GLP'den gelen, daha doğrusu ikiz gölgelerden gelen hayaletler. Buzul ürünü ekstradan kulenin alınmasını sağladı. Aradaki altın farkı 8000'i geçti. Ejder çıkınca... Yani orada savaşmak isteyecek mi bilmiyorum. O bölgeye gelmek bile başlı başına bir zorluk olacak Ruyum için. Tristana... Ya şöyle, tabii vakit geçtikçe güçlenebilecekti ama... Yani rakibinin eşyaları hem ucuz, hem işlevsel, hem de şampiyona çok fazla şey katıyor. Yani bir tarafa bakıyorsun mahvolmuş artı... İşte bir tane pederin, diğer taraf 2,5-3 eşyayı bitirmek üzere. Ya oyunun bu döneminde savaşmak hiç kolay ve akıl kârı değil gibi. Ama savaşmayınca da ruhu vereceksin. Bayağı kötü bir denklem yani. Aynen. Yani şu anda artık zaten oyun o kadar Papara Supremacy'nin kontrolünde ki şu dakikadan itibaren anca işte geçtiğimiz maçta Fyfron'un yaptığı hataya benzer bir hatayı iki kere yapması lazım Papara Supremacy'nin. Yani şu an oyun onların kaybetmekte, kazanmakta onların tercihi olacak. Armut bu sefer gerçekten tek yakalanmış. Arkadan Bulu yetişmeye çalışıyor. Armut'tan güzel bir karşı hamle zamanlaması. Orada şimdi... Yok, yetmedi. Evet, yetmeyecek. Ulti de yetmeyecek. Bu arada Armut o ultiye girebilirdi. Ya Bart ultisine girse Karthus ultisinden sıyrılacaktı. O da doğru. Ama arkadan gelen kefaret iyi yaradı ona. Evet, yeterli oldu. Ejder'e 30 saniye var. Ejder ruhu gelecek. Papara Supremacy bunu alırsa. Ve altın farkı da yavaş yavaş 10.000 civarına yaklaşıyor. Artık yani Royal Youth'un kaderini kabullenmemek için tam bir şey yapması gereken bir savaş olacak bu. Alev Ejderi savaşı. Tabii öyle bir savaş gerçekleşirse. Zor ya o savaş. Yani dakika 24, altın farkı 10.000'e geldi. O yüzden dediğin gibi bayağı zor. Ya tabii ki belli potansiyelleri var işte. Cassiopeia, Karthus. Ama yani o bölgeye gelebilmek ve rakibi eritebilmek Armut bayağı da... Armut çok güçlü bu arada. Yani tek başına tutuyor birilerini aşağıda. Evet. Ve diğer tarafta çok tank. Yani aradan çıkarmak çok zor. Ancak burada çalmayı hayal edebilirler ki yok. O da yok. Evet. Yani ormancınız da çalıp kaçabilecek bir ormancı olmayınca... Ya içeri girip ölecek yani. Evet, çok rahat bir biçimde. Alev ruhu alındı burada Papara Supremacy tarafından. Alınan en erken ruhlardan bir tanesi. Evet. Bu da ekstradan bir kazanma koşulu kadim. O noktaya gelir miyiz bilmiyorum ama ya Supremacy o kadar bu arada tedbirli, o kadar ihtiyatlı, garantiyi oynuyor ki. O yüzden gelebiliriz gibi geliyor bana. Yani olabilir. Ya çünkü rakibine saygı gösteriyor bu arada. Evet, hem yani o hem dümdüz oynamıyor. Papara Supremacy her zaman garantiyi oynamıştır.
Bazı maçlarda mesela geçen seneden hatırladım. İşte aşağı koridorda işte Rexeli vesaire kompozisyonlar. Hiç görevlere bakmadan Nunu savaşıp aldıkları maçlar olmuştu. Ama bu dönem o dönem değil sanki. Bu dönemde birazcık daha hani garanti oynamak istiyorlar. Özellikle kötü başlayan sezondan ötürü. Bir de onun dışında zaten öyle bir metadayız ki şu an gerçekten kaybedilen bir savaş maçın sonu anlamına gelebiliyor. Evet. Hani bir dönem 2017 gibi öyle bir metadaydık. Bu sefer daha ağır cezalandırılıyor kaybeden savaş. Çünkü daha erken bir savaş kaybettiğinizde de ceza büyük oluyor. Bu arada Fabulous savaşı başlatmak için şimdi Japone'nin üzerine gitti. Japone cehennem prangasından çıktı ve orada Fab'ı geri attı. İlk düşen Fab oldu burada. Storm kovalamaya devam ediyor. Sıkıntı. Sevinayn, Remyo hepsi kaçmaya çalışıyor. Jairus sıçrattı. Remyo sıçrattı şimdi. Kovalamaya devam ediyorlar. Remyo'yu yavaşlattılar. Arkadan Armut geldi. Ardında düşen bir Remyo var. Orada hemen Armut'tan gelen bir skor. Jairus'u da aldı. Sevinayn'ı da aldı. Ve Papara Supermassive zafere doğru ilerliyor. Ölüm süreleri 30 saniye. Supun maçı bitirmek için çok fazla minyonu yok ama yine de başarabilirler bunu. Yani. Birazcık tanklayacaklar ve maçı bitirecekler. Papara Supermassive uzatmaya gerek yok dedi. Ve orada arkadaki bir kuşatma minyonu, iki tane minyonla birlikte Sup 6. zaferine doğru ilerliyor. Aradan bir skor daha çıkardılar. Zeitnot KDA'yı biraz daha artırdı. Ve Papara Supermassive zaferle kapatıyor haftayı. Yani rakiplerine çok fazla söz hakkı, oyun yapma şansı tanımadılar. Maçın başında Karthus'un güçleri var, zaafları var. Bu maçta daha çok zaaflarını gördük. Kazanamayan koridorlar. Fab'ın yaptığı bir hata belki de efektif olabilecekleri bir koridorda. Fena olmayan bir başlangıçtan sonra birazcık kendini gösterebileceği bir koridorda. O da aradan çıkınca Storm Edge çok rahat bir maç oynadı. Ve Sevinay'ın haritada hiçbir şey, yani kaç tane kara satı vardı bilmiyorum. Bir veya iki tane vardı bütün maç boyunca alabildiği. O da skorda aldı zaten. O yüzden gayet net olması gerektiği gibi bir performans Supermassive tarafında. Tabii ki düzeltilebilecek şeyler var. Maçın başında yaptıkları oyunda belki biraz daha farklı oynayabilirlerdi ama